Evet, bugün tabii ki özellikle ilk söyleyeceğimiz şey yarın bizim için, ülkemiz için çok önemli, çok değerli bir gün. Bu anlamda Cumhuriyet'in 100. yılında, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında inşallah hepimiz için yani büyük bir mutluluk. Yarın bunun mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah nice yüzyıllara diyerek sözüme başlayayım. Onun yanında tabii ki bugün oynayacağımız maç Rizespor, kendi sahasında hiç kaybetmemiş bir takım. Bize göre tabii ki daha bu maça hedef almış, hafta içi buna hazırlanmış. Bizim üst üste oynadığımız iki tane zor maçın ardına. Burada konsantrasyon, maça başlangıç biraz zor olabilir diye düşünüyordum. Nitekim böyle de oldu. Oyunun devamında biraz daha üstüne koyarak gitmeye çalıştık. İlk yarı sonunda yaptığımız değişiklikler ikinci yarıya başlangıcımız. Birçok pozisyonda aslında yine ceza sahası çevresine gittiğimiz, ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde hem bizim bireysel hatalarımız hem rakibimizin savunmasının güçlü bir şekilde orada ortaya çıkması bizim gol pozisyonlarımızı, net gol pozisyonlarımızı engelledi. İkinci yarı attığımız gol devamında hem bizim hem tabii ki rakibimizin de pozisyonları vardı. Genel olarak baktığımızda dediğim gibi yani bizim için bugün kazanmak çok önemliydi, değerliydi. 9 maç üst üste kazandık. Bu 6 tane deplasman, burada 5'ini de gollemeden bitirdik. Bu anlamda bu da bizim için değerli. Ben Rizespor'u da oynadığı oyundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok mücadele ettiler. Maçın sonuna kadar oyunu kovaladılar. İyi bir performans verdiler. Rizespor'u da tebrik etmek istiyorum. Evet, tabii bize işte geç katılanlar oldu, girenler, çıkanlar, tekrar sakatlananlar, sezon başı yapmayan çok fazla oyuncum var bir kere. Bunun yanında tabii çok sert bir Şampiyonlar Ligi maçları oynuyoruz. Yani Türkiye Ligi'ndeki maçlar tabii ki sert ama Şampiyonlar Ligi maçları gerçekten çok sert oluyor. Onların devamında bu kazanma serimizi sürdürmek bizim için çok önemli. İki tarafta yarışıyoruz. Bu iki tarafta da zorlu maçlar oynuyoruz. Tabii ki Rizespor deplasmanı da bu anlamda çok zordu. Yani buradan kazanarak ayrılmak, ben hep şeyi söylüyorum yani biz bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz. Bugün mesela Hakim Ziyeh'i bir 45 dakika oynatabildik. Daha önce 3 maç oynayıp tekrar sakatlanmıştı. Onu tekrar oyun içerisine soktuk. Oynamayan 3 tane oyuncuya bugün maçın başına şans vermiştim. O yüzden yani bir yandan maç oynuyoruz, bir yandan kazanmaya çalışıyoruz, bir yandan da hazırlanıyoruz ama bunun daha iyisine çıkmamız gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bunun çok daha iyisine çıktık. Ama bugünkü performansımız dediğim gibi yani ortalama bir maç performansıydı. Bu tür maçları da daha iyi oynamamız gerekiyor. Bence bireysel olarak da bu tür maçlarda yani bizim kadromuzdaki kalitedeki oyuncuların bireysel olarak da bu maçlarda daha iyisini yapması gerekiyor. Evet, genel ben yani faul standartlarını hiç beğenmedim. İki takım içinde faul olan yerde faul verilmedi, faul olmayan yerde fauller verildi. Böyle çok fazla orada faul standartlarını çok oyun içerisinde beğenmedim. Belki oyun içerisinde de yani iki takım içinde bu tür kararlar verildi. İki takım da bu anlamda itiraz ettiği yerler vardı. Yani benim en çok gözüme batan özellikle dediğim gibi yani yanlış verilen fauller, olan veya olmayan faulleri verdiler. Bununla ilgili itirazlarımız oldu. Evet, yorgunluk oluyor, konsantrasyon eksikliği oluyor. Yani Şampiyonlar Ligi sonrası maç oynamak çok zor oluyor. Bu konsantrasyon eksikliklerini de bazen yaşıyoruz. Yani bugünkü maçta da tabii ki yani biz Beşiktaş derbisi oynadık. 3 gün sonra Bayern Münih oynadık. Burada da aşağı yukarı aynı oyuncularla oynadık. Bu yorgunluklar tabii ki olacak ama bizim burada hep kazanarak da devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki tek maç oynayan takım hep avantajlı. Biz geçen sene takım olarak bu avantajı sürdürüyorduk ama şu anda Şampiyonlar Ligi oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Büyük zevk alıyoruz. Oradaki Türkiye'yi temsil etmek, Türk takımlarını orada göstermek. Ama performans değişiklikleri kesinlikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bizim için zor oluyor. Tabii iğneyi olduktan sonra aslında 50, 60, 70, 90 oynaması fark etmiyor. Yani bu maçı başlayıp bitirebiliyor. Bir kere bunu şey yapmamız söylemek istiyorum. Tabii ki yani beklersek eğer iyileşme sürecini kendiliğinden beklersek bu uzun bir süre olabilecek. O yüzden
Yani şu anda maç oynuyor. Antrenman, takımla antrenman yapamıyor. Bireysel antrenman yapıyor. Sadece maç günleri tabii ki iğne olup maça çıkmaya çalışıyor. O yüzden yani onun için de tabii ki zor ama çok fedakarca Galatasaray için, takımımız için gerçekten hem önemli bir oyuncu. Hani bu yaptığıyla da tabii ki yani Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini, takıma ne kadar çok değer verdiğini ve futbolu da ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. O yüzden yani milli takım arası bizim için belki onun için bir dinlenme fırsatı olacak. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.